Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Haftalık günlük olağan basın toplantımızı İstanbul İl Başkanlığımızda gerçekleştiriyoruz. İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul milletvekillerimizin, ilçe başkanlarımızın, yöneticilerimizin katılımıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu İstanbul İl'in yeni hizmet binasındaki ilk basın toplantım. Bize de, basın mensuplarına da çok çağdaş, iyi bir çalışma ortamı sağlayan bu bina için bir kez daha il başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın basın mensupları, dün Sakarya Zaferi'nin 100. yılıydı. Sakarya Zaferi'nin 100. yılında Cumhurbaşkanı Doğatepe'deydi ve Doğatepe'de 83 milyonu temsil etmesi gereken, tarafsız olması gereken, herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Tabii töreni izledik. Tören aslında askeri erkanın davet edildiği bir parti toplantısıydı. Cumhurbaşkanının yardımcısı, kendi atadığı yardımcısı, kendi atadığı bakanları, partisinin genel sekreteri, partisinin genel başkan yardımcıları, partisinin sözcüleri, partisinin. Bir de milletin ordusunun temsilcileriyle görevini yaparken Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk partili genelkurmay başkanı olmuş Milli Savunma Bakanı oradaydı. Konuşmalar yaptılar. Son derece talihsiz açıklamaları bütün milletimizle birlikte yüreğimiz burkularak dinledik. Atatürk'ün çıkardığı tekalifi milliye kanunuyla kendisinin Covid süreci başladığında vatandaşa IBAN atmasını eş tutan Cumhurbaşkanı'nın dün de 2023 hedeflerinin milli mücadeleye eş tuttuğunu gördük. Ve yaptığı konuşmasının önemli bir boyutunu Cumhur İttifakı güzellemesiyle ve Millet İttifakı'nın ülkenin önüne koyduğu vizyona karşı saldırarak gerçekleştirdi. Doğatepe'de bir cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birisi bir konuşma yapacaktıysa herhalde o konuşma güncel siyasete dair olmaması lazımdı. Orada toprak altında hepimizin dedeleri yatıyor. Her siyasi partiden, mecliste temsil edilen ve temsil edilmeyen her siyasi partiden, her siyasi görüşten insanın dedesi orada toprak altında kefensiz yatıyor. Ve o dedeler böyle bir ayrıştırmayı duysalar, deyim yerindeyse yerinden kalksalar, partili cumhurbaşkanını partisine kadar kovalarlardı. Biz böyle bir ayrıştırmayı hak etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genetiğinde de bu yoktur. İki tane şapkam olacak diye bakıyordu meseleye. Sanki iki ayrı kalemi olacakmış gibi. Biz bunu da eleştiriyorduk. Sabahleyin il başkanı atayıp öğleden sonra vali atanmaz. Sabah ilçe başkanı atayıp öğleden sonra kaymakam atanmaz diye. Ama şapkalar birbirine karıştı. Cumhurbaşkanı şapkasıyla parti başkanı konuşması yapıyor. Ve bunu Sakarya Zaferi'nin 100. yılında yapacak kadar gözü siyasi hırs ve ihtirastan dönmüş biriyle karşı karşıyayız. Eğer Doğatepe'de bir konuşma yapılacaktıysa onu keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Delikadir'i ziyarete giden Diyanet İşleri Başkanı'na bir şey söylemek lazımdı orada. Çünkü orada yatanların kemikleri sızlamasın diye Yunan kazansaydı diye temennide bulunan Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne dirime ne ölüme gelsin diyen adama önünde gidip el pençe divan duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a bir şey söylemek lazım. Ya da Ayasofya'nın açılışı sırasında ve devamındaki Ayasofya'daki hutbelerde Atatürk'e dil uzatanlara bir şey söylemek lazımdı Doğatepe'den. Ama o yine Doğatepe'de partisinin genel başkanı olarak polemik yapmayı, Cumhur İttifakı güzellemeleri yapmayı tercih etti. Bunu tarih önünde not ediyoruz. Dedesi orada yatan ya da dedesi oradan kurtulmuş gazilerimizin torunlarına, dedesi orada yatanların torunlarına bu ayrıştırmayı şikayet ediyoruz. Bu ülke bunu hak etmiyor. Yarın Cumhurbaşkanı değişir. Bunların getirdiği sistemde ülkeyi yönetmeye hevesli kimse yok. Biz Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmasını savunuyoruz. Ama bir an için AK Partililer düşünsünler, MHP'liler düşünsünler. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Çanakkale Meydan Muharebelerinde, Sakarya Zaferi'nde, bu ülkenin kuruluş günlerinde AK Partililere, MHP'lere saldırıp kendi partisini övüyor. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Bunu kim içine sindirebilir?
Biz sindirmiyoruz. Biz AK Parti'nin, MHP'nin seçmeninin de bunu içine sindirdiğini düşünmüyoruz. Dünün önemli konuşmalarından, dikkatle izlediğimiz konuşmalarından bir tanesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün hakim ve savcı adaylarına hitabıydı. Orada şöyle bir cümle söylüyor. Unutmayın, adaletin asıl tecelligahı koca koca binalar değil, sizin temiz vicdanınızdır, aklınızdır, talibinizdir. Bu cümleyi zamandan, mekandan, bağlamdan koparıp alırsanız altına imza atmayacak kimse yok. Ama herhalde bu cümleyi partili cumhurbaşkanının 15 gün önce çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da hemen buraya yakın bir merkezde açıyoruz diyen cumhurbaşkanına söylüyor herhalde. Bunu biz söylesek olur. Kardeşim, koca koca binalar açmakla adalet olmaz. Hakimin, savcının vicdanında adalet olur. Biz söyleyebiliriz. Ama bir tek adamın atadığı Abdülhamit Gül ona bir mesaj veriyorsa aralarında konuşsunlar. Kamuoyunu meşgul etmesinler. Kamuoyunun önünde böyle ucundan göndermeler yaparak Abdülhamit Gül'e söyleyelim, yiğitlik olmaz. Bugünlerde bazı siyasetçiler geçmişte öyle dimdi böyle dimdi diyor. 3 sene sonra Abdülhamit Gül, ben de basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na koca koca Adalet Sarayı ile olmaz dedim dedi derse biz ona hiçbir kıymet yüklemeyiz. Bir şey söyleyecekse açıkça söylesin. Yo, ima ettikleriyle ilgili Cumhurbaşkanı diyecek bir laf varsa aralarında konuşsunlar. Bizi böyle mesajlara alet etmesinler. Ve şunu biliyoruz ki eğer bir partinin lideri adli yıl açılışını ayağına çağırıyorsa ve o açılışa giden yüksek yargı mensupları cübbelerinde olmayan düğmeleri ilikleyip önünde eğiliyorlarsa genç hakim ve savcı o fotoğrafa bakar, bir şeyi görür. Vicdanıyla tahliye kararı veren hakimi hızla soruşturma yapıp açığa alıp verilen kararları, mahkeme kararlarını uygulamıyorsanız ve onlar Avrupa Konseyi'nde bugün tartışma konusuysa, verilen Anayasa Mahkemesi kararını, mahkemeyi tanımıyorum, bu kararı tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyorsa birisi, o hakim ve savcı adayları mesajı alır. Bugün fiilen anayasadaki hakim teminatı ortadan tamamen kalkmıştır. Bu yeniden tesis edilene kadar beylik laflara hepimizin karnı toktur. Ve eğer bir ülkede bağımsız ve tarafsız bir yargı varsa Sayın Abdülhamit Gül, örneğin Serik'te mevcut belediye başkanınız kendinden önceki belediye başkanının rüşvet aldığını iki bakanın huzurunda söyledi ve kamuoyunda herkes bunu biliyor. Serik dosyası bağımsız bir hakim, bağımsız bir savcı olsa Serik'teki önceki AK Partili belediye başkanına ve o rüşvet meselesinin üzerine gidilir. Ne oldu Serik? İki tane bakan, biri Dışişleri Bakanı orada, kendi belediye başkanınız çatır çatır rüşvet alındı diyor burada. Çağırıp da soran ve mahkeme yoluyla bunun hesabını soran, yargılama yapan ve kamuoyunu tatmin eden bir gelişme yaşanmıyor. Eğer bu ülkede bağımsız yargı vardıysa, ülkenin İçişleri Bakanı bir siyasetçiye 10.000 dolar rüşvet veriliyor dedi. Bu siyasetçinin sonradan mevcut milletvekili olmadığı bizim çabalarımızla, aşırı ısrarımızla, genel başkanımızın bastırmasıyla ortaya çıktı. Mevcut milletvekilleri kendini aklanmış kabul ediyor bu iddiadan. Ama geçmiş dönem milletvekilleri, AK Parti MKYK üyesi orada duruyor ve bu isim konusunda gidip savcıya bir şey söylenmiyor. Savcı bu konuda soruşturma açmıyor. Nasıl olacak bu iş? Meclis başkanının bildiği, İçişleri Bakanı'nın bildiği, aslında hepimizin bildiği bir mesele. Sicilya'ya döndürdüler memleketi. Dünyada iki kişinin bildiği sır değildir. Bir tek Palermo'da herkesin bildiği sırlar vardır. Bir de Türkiye'de var. Hepimizin bildiği bir sır ve harekete geçmeyen bir savcı var. Eğer bağımsız yargı varsa, ortaya saçılan bunca iddia varken Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na çağrılıp kaç evladım deyip ertesi gün ülkeyi terk ettiği ortadayken bir savcının çıkıp MOBESE kayıtlarına, bakanlık ziyaretçi defterine, bakanlık kamera kayıtlarına ulaşması gerekirken herkes hepimizin bildiği bu sırrı oturup susuyorsa bu ülkede yargı bağımsızlığından bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, alt mahkemelerin direndiği, yeniden karar alınmak zorunda kalındığı bir ülkede yargı bağımsızlığından bahsedilemez.
Bir bakan diyor ki 7 yıldır susuyorum, düğüm düğüm boğazım. Hakkımdaki tapeler doğruydu. Konuşmak istiyorum. Cesur, adil bir savcı aranıyor. Bu savcı Türkiye'de bulunamıyor ama Abdülhamit Gül orada oturuyor ve yargı bağımsızlığından dem vuruyor. Ruslar Pekcan kendi bakanlığına dezenfektan satan, hatta bozuk dezenfektan sattığı anlaşılan ve hatta bugün eski ortakları tarafından hakkında suç duyurusunda bulundurulan bakanla ilgili mecliste soruşturma komisyonu yok. Suçun diğer unsurları açısından savcılar kör, sağır, dilsiz. Üç maymun oynuyorlar. Burada mı yargı bağımsızlığından bahsedeceğiz? Ve dün Adalet Bakanı'nın ibretle takip etmesi gereken bir olay oldu. İçişleri Bakanı'na zaten söyleyecek söz yok. Çorlu tren kazası, acılı anne Mısra Öz göya polisleri darp etmiş. Polisler mahkemede dediler ki bizi darp edenler bunlar değil. Kişisel bir husumetimiz yok. Bize şikayetçi ol dendi. Emir komuta zinciri içinde şikayetçi olduk. Şikayetimi geri alıyorum dedi. Çıktı küçücük evladını tren kazasında kaybeden ve adalet arayışının o sembol ismi Mısra Öz basın açıklaması yapıyor. Böyle mikrofonlar tutulmuş, gazeteciler ne oldu içeride diyor, sor bunu. Koşa koşa gelen bir amir, burada açıklama yapamazsınız, gidin sosyal medyadan yapın, dağıtın bunlara dağıtın. Mahkemeden çıkınca, mahkemede olanları, açık yargılı olan bir mahkemede olanları, kamu adına soru soran basın mensubuna, yanıtlamanın yapılamadığı, buna izin verilmeyen bir ülkeye dönüştük Türkiye. Bir diğeri, dünyanın neresinde vardır örnek göstersinler. Burada açıklama yapamazsınız. Mahkemenin önünde acılı anne açıklama yapmayacak da nerede açıklama yapacak? İçişleri Bakanı'nın ülkeyi getirdiği nokta, Suç İşleri Bakanı'nın ülkeyi getirdiği nokta, adaletin tecellisi için umutların tükendiği yerde kamuya derdini anlatmaya çalışan bir anneye yapılan muamele ortadadır. Tabii biraz önce değindik. Bu ülke AK Parti döneminde gerçekten ilklerle tanıştı. Bir tanesi partili genelkurmay başkanıydı. Bir gün paravanın arkasından çıktı. Bir baktık üniforma çıkmış, kravatı takmış, AK Partili bakan olmuş. Şimdi AK Parti kongrelerinde geziyor. İkincisi de partili Diyanet İşleri Başkanı'dır Ali Erbaş. Partili Diyanet İşleri Başkanı bir partinin yararına Atatürk'ün kurduğu kurumun üstüne kamu adına geçirdiği dini sembolize eden üzerindeki kıyafetin kendine sağladığı, kamuoyunda sağlaması beklenen güven bir partinin lehine kullanılmaya çalışılmaktadır. Ali Erbaş yerli yersiz her konuda açıklamaya zorlanmakta, kendisine birilerinin bir laf söylemesi beklenmekte ve buradan gördünüz mü bunlar dinimize karşı, Ali Erbaş adeta futbolda rakibine çamur yapan, bana bir tekme atsa da oyundan attırsak diye rakibine kırmızı kart aldırtmaya çalışan özel görevlendirilmiş bir kötü niyetli futbolcu gibi siyaset sahnesinde dolaşmaktadır. Oysa onun yeri siyaset sahnesi değildir. Onun rehberi Kur'ansa Kur'an Allah kelamıdır. Oysa o reis kelamıyla hareket etmektedir. Ne işi vardır Diyarbakır'a gitmiş, kanaat önderlerini toplamış, bir partinin genel başkanını aramış, mikrofondan hitap ediyorlar. Neden? Muhafazakar Kürtler AKP'den uzaklaşıyormuş. Son kamuoyu anketi onu gösteriyor. Muhafazakar Kürtler AKP'yi bıraktı, anketini gördüler. Ali Erbaş Diyarbakır'da kanaat önderleriyle görüşüyor. Bir partinin genel başkanı da siyasi konuşma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın telefonunun hoparlöründen. Yazıklar olsun, başka söylenecek bir söz yok. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Geçen hafta istakoz resplası veriyor. Soran var sanki. Soran varsa soranı söyle. Bu hafta açık büfe fetvası. İsrafa kaçmadıkça açık büfe helalmiş. Soran mı var? Soran varsa o soran salağa söyle. Ama bizi salak yerine koyma. Bir israf fetvası vereceksen önce bindiğin Mercedes'ten başla. 5 milyon TL'lik Mercedes'e bin. Oyun konsolları bilmem neler her türlü donanım fazlasıyla var. Milletin parasıyla o Mercedes'e binmek israf değil. O mu israf, bu mu israf? Ormanlar cayır cayır yanarken,
13 uçağa gerek yok, bir tane yeter. Bu uçakların yerine keşke orman söndürme, orman yangını söndürme uçağı alsaydınız, bu kadar uçak israf demesen, kendi cumhurbaşkanlığınızın bile 90 katı, 100 katı, 130 katı örtülü öleceğine israf deme. Menüye baktım, 10 taneden 9'unun adını sarayın menüsünde gördüm. Efulüleri, smoothie'leri, ejder meyvelerine israf deme. Millete düğün yapmak yasakken, millete oruç açarken toplanmak, bir arada iftar yapmayı yasaklanan genelgeden 16 saat sonra saraydaki o lüks ve müzikli iftar sofralarına, misafir ağırlanan iftar sofralarına israf deme. Sonra dön, açık büfe israf mı değil mi? Ya git işine. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Vatandaşın derdi kendi mutfağındaki yangın, ocağındaki yangın. Manisa'daki bağdaki üzüm üreticisinin, Karadeniz'deki fındık üreticisinin, çay üreticisinin, İç Anadolu'daki patates üreticisinin, Akdeniz'deki narenciye üreticisinin, Güneydoğu'daki buğday üreticisinin mutfağında yangın var, ocağında yangın var, yüreğinde yangın var. Sen bunlardan haber ver, ondan sonra gel başka konularda konuş. Bu meselenin tamamen ve tamamen bir gündem saptırma, suni gündem yaratma, gündemde bir din adamını tutarak esas sıkıntıların konuşulmasına engel olma çabası olduğunun farkındayız. O yüzden biz gerçek gündemi konuşuyoruz. Partili Diyanet İşleri Başkanı kendi günahını bir kere başka tarafta toplasın. Bu ülkede orduya, kışlaya, ibadethaneye ve okula siyaset sokmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bunların hepsinden meşguller. En üst düzeyde meşguller ve ne kadar acınacak bir durumdalar ki 20 yıllık bir iktidar, 19 yıllık iktidar partisi, 20 yıllık bir parti kurtuluşu Diyanet İşleri Başkanı'nın gündem saptırmasında, gündem oluşturmasında, milletin dini duygularını siyasete ciro etmeye çalışmasında bulmaktadır. Çok üzgünüz. Bu hale düştüğünüz için çok üzgünüz. Rekabetin de bir ahlakı, bir etiği vardır. Bu noktaya düştüğünüz için çok üzgünüz. Geçtiğimiz bir yıl hepimizi terörist ilan ederek milli duyguları istismar etmeye çalıştınız. Tutmadı. Şimdi dini duygularla uğraşıyorsunuz. İnanın komik oluyorsunuz. Bunun dışında söylenecek daha da bir söz yoktur. Ama anketlere bakıp da nerede kötüyüz, orada şunu kullanalım, bunu kullanalım diyenlere şunu hatırlatalım. Anketlerde bir şey daha çıkıyor. %95 bu ülkenin gençleri Atatürk'e hayran. Millet Atatürk'ü seviyor. O yüzden Atatürk'e dil uzatamayıp dolaylı yoldan partisine saldırıyorlar. Atatürk'e dil uzatamayıp dolaylı yoldan İsmet Paşa'ya saldırıyorlar. Şimdi şunu söyleyelim. Ali Erbaş dediğiniz adam AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli seçmenleri. Fesli Deli Kadir'i ziyarete gitti. Ne demişti Deli Kadir? Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne dirime ne ölüme gelsin. Ölüsüne beş bakanla gittiler, dirisine Ali Erbaş gitmişti. Önünde eğilip hediyeler vermişti, sağlık dilemişti. Atatürk'e zerre muhabbet besliyorsan gelme deyip de gidiyorsa nedir? Zerre muhabbet beslemiyorum diyen Ali Erbaş. Bunun mu sözünü dinleyecek millet? Atatürk'ün kurduğu kuruma Atatürk düşmanı adam gelecek, sonra fetva verecek, millet de onu dinleyecek, AK Parti kurtulacak. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Atatürk heykelleri yerde köpek leşi gibi sürünecek diyen adama, taziyeye giden, geçmiş olsuna giden birisinin Türkiye'ye söyleyecek sözü, yönlendirebileceği bir tek oy bile yoktur. Onun yönlendireceği oyun AK Parti'yi kurtaracağını düşünmek AK Parti'nin acziyetinden başka bir şey değildir. Dün görevimiz gereği takip etmek zorunda kaldığımız basın toplantılarından bir tanesi de Ömer Çelik'in kendi partisinin genel merkezinde yapmış olduğu basın toplantısıydı. Özetle bir kısmı, birçok kısmı eleştiriye açık. Oralara değiniriz ama bir kısmı çok utanç vericiydi. İbret vericiydi. Bu kadar kötülüğü nerede, nasıl biriktiriyorsun Ömer Bey? Bu kadar mı kötüsünüz denecek bir açıklama yaptı.
Geçen hafta bir televizyon kanalının, Fox TV'nin bir muhabiri, Barış arkadaşımız, Ankara'da hepimizi takip eden muhabiri, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmakta olan bir önceki MYK toplantısına alınmamıştı. Bu konuya televizyon kanalı ve kamuoyu tepki göstermişti. Dün Ömer Çelik çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki, mesele kurumsal değildi aslında, kişiseldi. Bunu Fox TV kurumsallaştırdı dedi. Özrü kabahatinden büyük olan bir suçüstü hali, daha bundan daha üstünde bir suçüstü hali olamaz. Bir, kendisine sorulacak bir soru var, o soru sorulmasın istiyor. Ne o soru? Bakan Erdoğan Bayraktar'ın benimle ilgili tapeler doğruydu sorusunu sormasın istiyorlar. O yüzden Barış, basın emekçisi Barış arkadaşımızı dışarıda bırakıyorlar. Ve sonra diyor ki, derdim Fox'tan değil, muhabiri Barış'tan. Bu aynı zamanda hem basın özgürlüğünün ihlalidir. Çünkü Barış'ın performansını, bir muhabirin performansını kamuoyu ve kendi kurumu belirler. İktidar partisinin sözcüsü belirlemez. Bu şu demektir, hoşuma gitmeyen soru soranı buraya yollama. Bu ekmekle oynamaktır. Bu kurumsal tercihlere müdahaledir. Kişinin, çoluğunun, çocuğunun ekmeğiyle oynamaktır. Biz bunu istemiyoruz. Sorunumuz kişisel diyor. Ve bu meseleyi bu boyuta koymak bütün aleme nizam vermektir. Hoşuma gitmeyecek soruyu soracak adamı buraya yollama. Ben onu istemiyorum diyor. Ve bunun kişisel olduğunu, kurumsal olmadığını iddia ediyor. Sonra da dönüp üstü kapalı olarak o televizyonda haber bülteni sunan birisine de eskiden çalıştığı yerde ben gittiğimde yanıma gelir, bana övgüler düzeldi diyor. Bu da bir kişisel hukuk alanının bir siyasetçi tarafından nasıl siyasete alet edilebilecek kadar ahlaksızlaştırıldığının simgesidir. Ömer Bey, benzer yüzlerce örnek tam tersten sizin taraftan bizim tarafa var ama uçaklarda, havalarda AK Partili siyasetçilerden tutun da, milletvekillerinden tutun da, aslında biz de şunu uygun görürüz de, bunları dile getirecek, kişisel hukuk alanını siyasileştirecek ahlaksızlık bizim tarafta yok Allah'a şükür. Yoksa 100 örnek sıralanır buraya. Geçmişte bir iltifat duymuş, Sayın Bakan hoş geldiniz, nasılsınız, başarılı buluyoruz falan dediler herhalde. Onu şimdi istismar alanına dönüştürüyor. Yani Ömer Çelik'in ne kadar basitleşebileceği görülüyor burada. Daha başka söylenecek bir söz yok. Ve diyor ki, yanıtlayamayacağımız soru yok. Yok tabii, soruyu soracak muhabir içeride değil. Yanıtlayamayacağın soruyu soracak muhabiri salona sokmuyorsun ki sorsun. Madem o kadar yiğitsin, soru geçen haftada kaldı, bütün kamuoyu biliyor. Sorulamayan soru, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarına ne diyorsunuz? Çok yiğitsen bu soruyu cevapla. Çok yiğitsen mesela Fox'a meydan okusana. Beni çağırın canlı yayına, Barış'ın sorduğu soruyu kişisel olarak istemiyorum. Kurumsal olarak siz sorun da, çık orada cevapla. Halk TV'ye, KRT'ye, Tele1'e açıklamalar yap. Her sorunuzu açın, buyurun de. Yiğitsen gel benimle birlikte senin istediğin kanala çıkalım. Sen 3 soru sor bana, ben 1 tane sorayım. Partinin sözcüsüsün ya. Çık bakalım CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün karşısına. Bütün televizyonlar canlı yayınlasın. Biz soralım, sen söyle. Öyle AK Parti genel merkezinden yiğitlik yok. Cevaplayamayacağım soru yok. Soruyu soracak muhabiri sokmuyorsun solana. Sokana da diyorsun ki, kişisel meselem var, yollama bunu bana. Bu hallere bir iktidar düşüyor da, sözcüsü bu hallere düşüyor da, hani seçim geldiğinde oylar nerelere düşecek gerçekten merak ediyoruz. Çok ağlarını aldılar. Bir önceki hükümet, gerçi ortaklarından biriyle ittifak halindeler ama Ecevit hükümetinin o son dönemlerde, o krizde aniden seçime götüren Bahçeli ile herhalde sonları Ecevit hükümetinin sonundan, bundan önceki 57. hükümetin sonundan farklı olmayacak. Ve anketlerdeki bu büyük düşüşün yarattığı panik havası, bu saldırganlık hiçbirine de fayda etmeyecek. Basın toplantısında tabii bize de bir sürü şey söylemiş. 12 Eylül, yani CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu siyasi geleneğin darbelerle teknik değil organik ilişkisi Türk siyasi tarihi açısından son derece berrak bir tabloymuş. Bir söyle de bir dinleyelim bakalım, ne tarafında berrak? Mesela
27 Mayıs'tan sonra idamlara karşı çıkan İnönü'nün tavrı yeterince berrak değil mi? Telat Aydemir cuntasının tasfiye edilmesi noktasındaki CHP'nin tavrı yeterince berrak değil mi? 12 Mart'ta cuntaya en sert tepkiyi gösterip Karaoğlan'ı Karaoğlan yapan o yükseliş başlıyorken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğinden genel başkanlığına 12 Mart'a karşı direniş yeterince berrak değil mi? 12 Eylül'de il binalarımıza el konulduğu, genel başkanımızın hapis yattığı, siyasetçilerimizin, il başkanlarımızın hapis yattığı süreçteki CHP'nin tavrı berrak değil mi? 15 Temmuz gecesi Özgür Özel aradı muhataplarını nöbetçi grup başkan vekili olarak. Bu meclisi kapamayalım, darbeye buradan direşelim derken o teşekkürler yeterince berrak değil miydi? Ertesi gün Erdoğan telefon açıp grubunuza ve şahsınıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum dendiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ona CHP her darbeye karşı çıktığı gibi buna da çıktı. Teşekküre gerek yok deyip cevabı verdi. Yeterince berrak değil miydi? O gece meclis kürsüsünden seçilmiş hükümetin parlamentonun yanında darbecilerin sonuna kadar karşısındayız derken tavrımız berrak değil miydi? Sen o gece havada uçan İçişleri, konamayan İçişleri bakanlarını, tanklar geliyor diye tünele saklananları, uçaktan hangarda 4 saat bekleyenleri değil, bizi konuş. Yazıklar olsun, verilecek başka bir cevap yok. Her türlü darbenin her süreçte karşısında olmuş bir partiye bu kadar ağır bir hakaret ve iftira olamaz. Ya bir de Ömer Bey, her şeyi cevaplıyorsun. Şu soruyu cevapla. Mecliste 4 kez soruldu, cevapsız. Rivayet odur ki, iddia odur ki 12 Eylül Anayasası 82'de oylanırken Kenan Evren'i de seçen referandumda, o şeffaf zarflı referandumda Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta bir tane hayır oyu çıktı diyorlar. Biz de meclise diyoruz ki o sandıkta kaç hayır oyu çıktı açıklayın. Bir hayır oyu varsa oy Emine Hanım'a mı ait, Tayyip Bey'e mi ait, yoksa ikisi aynı yönde davrandılarsa herhalde sandık başkanı emekli öğretmen hayır oyu vermiştir. Bu konuya bir açıklık getirin ya. Böyle 12 Eylül darbecisinin karşısında iki düğmeyi ilikleyip olmayan üçüncü düğmeyi eliyle ilikleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü. Paşam sizin döneminizde ben olacaktım, çok iyi anlaşırdık diyen Recep Tayyip Erdoğan sözcüsü Ömer Çelik. Hangi darbede? Son darbe, her darbeler yapısı gereği iktidara yapılır. Bütün ülke, hatta dünya ana muhalefetin gözünün içine bakar. Biz oradan geçtik. Bütün darbeler iktidara yapılır. Siz onun dışında hangi darbede ne tavırdaydınız? Tayyip Bey 12 Eylül'de oyunu açıklayamıyorlar. Siz buyurun açıklayın. Rahmetli anneciğim beni camlarda beklerdi diyor. Biz diyor duvarları boyardık falan diyor. Ne slogan yazmış mesela duvara? Veya diyor ya, ben diyor ilkokulda diyor 70 kişilik sınıflarda okurdum CHP'nin tek parti iktidarında. 54 doğumlu beyefendi. 1961'de ilkokula başlamış olması lazım. CHP'nin tek parti iktidarında. Bir cümleye bu kadar çok yalan nasıl sığdırılıyor, bu konuda sizi takdir ediyorum. O yüzden her yere yalan terörü, malan terörü diyorsunuz ya, bu işi bir de bu boyutundan bakalım. Ömer Bey, meydanı boş bulup 75 dakika düz sallamakla olmuyor bu işler. Birkaç hususa kısa kısa değinmek icap ediyor. Birincisi İdlib. Kamu adına soruyoruz. Ana Muhalefet Partisi sorumluluğuyla. Geçtiğimiz günlerde İdlib'de 3 şehidimiz oldu. Bu şehitlerimizi kim vurdu? Hangi örgüt vurdu? Bu sırtı sıvazlanan cihatçılar bir gazetenin deyimiyle gizemli örgüt. DEAŞ'la El-Kaide arasında bir örgüt varmış, gizemliymiş. Bu örgütün vurduğu söyleniyor. Buna bir açıklık getirin. 3 Mehmetçiği kim vurdu? O çok sevdiğiniz cihatçılar, sırtını sıvazladığınız cihatçılar mı vurdu? Vurmadıysa kim vurdu? Yoksa son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la sürdürdüğünüz diyalog ve Suriye politikasında AKP'nin ABD ile yakınlaşmasıyla ilgili yeni konjonktüre birileri yine Mehmetçiğin kanı üzerinden ayar mı veriyor? Böyle deyince aklıma İdlib'deki 36 şehidimiz geldi. 36 şehidimizi
vurdular. Açıklama yok. Paldır küldür Rusya'ya gidip kapıda 2 dakika durdular. 2 dakikada sayaç koymuşlar tepesine. Putin kapıda 2 dakika süreyle Erdoğan'ı bekletti diye. Belli tutuyor, gidiyor oraya oturuyor, kalkıyor. Buyurun diyor Putin, 2 dakika beklettikten sonra arıyor. O günlerde yapılan ve bugünlerde yapılan bu saldırıları kim yaptı? Mehmetçiğin kanı kimin elinde? Bunu yanıtlamak zorundasınız. Terör örgütünü kınıyorum diye mesaj atan milletvekilimize, efendim terör örgütünün adını yazmadı, PKK diyemiyor diyen zihniyete söylüyoruz. Biz PKK'yı kınıyoruz. Ama siz bu örgütün adını, Mehmetçiğin elindeki, Mehmetçiğin kanının kimin elinde olduğunu niye kamuoyuyla paylaşamıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar açıldı. Bakan yardımcısı, bu aralar AK Partili siyasetçilerde beylik güzel cümleleri söyleme var. Altına hepimizin imza atacağı. Şöyle bir söz söyledi. Diyor ki, bütün dünyada olduğu gibi diyor, Türkiye'de de doğrusu okulların son kapanan ve ilk açılan kurumlar olması lazım pandemide diyor. Doğru mu? Doğru. Peki birkaç soru. Pandemide Türkiye Meksika'dan sonra okullarını en uzun süre kapalı tutan OECD ülkesi. Doğru mu? Doğru. Peki o sırada Bakan Ziya Selçuk'tu. Sen Ziya Selçuk CHP'nin bakanı mı? Kemal Bey mi atamış onu? Kim atamış Ziya Selçuk'u? Ziya Selçuk istifa kararını bile 15 gün beyefendinin kabulüne sığıp uygun görünce istifa edebilmiş. Okulları Ziya Selçuk mu kapalı tuttu? Hani tek kişilik yönetim sistemi ben? Recep Tayyip Erdoğan'ı mı eleştiriyorsun? Peki o sırada senin görevin neydi beyefendi? Bakan yardımcısı. Sen şey mi yaptın her gün? Sayın Bakanım okulları kapamayalım. Ziya Bey zorla kapadı. Sayın Bakanım artık açmamız lazım. Hayır olmaz. Sürekli bir devri sabık yaratarak kendini aklama çabası, ama parti içindesiniz arkadaş. Senden önceki bakanı da Recep Tayyip Erdoğan atadı. Aynı seni atadığı kalemle. Hatta ona bakan denir, sana denilebilir mi şüpheli. Onun yemini vardı, senin yeminin yok. Bunların anayasa, bunların yaptığı o ucube anayasada 51'e 49 OHAL şartlarında milleti kandırarak geçirdikleri anayasada bakanlar bizim meclis kürsünü emaneten kullanıyorlar yemin etmek için. Sonra işleri yok. Sözlü soru soramazsın. Gen soru veremezsin. Bakanı düşüremezsin. Güven oyu tartışması yapamazsın. Meclis kapalı ya, kürsü yok yemin edecek. Hala yemin edemedi. İnşallah bir zavallı bürokrata maaş bordrosuna imza attırmıyorlardır. Çünkü hukuku yok. Şu anda bakan yardımcısı maaşı alamaz, o görevden ayrıldı. Bakan maaşı alamaz, bakanlar yemin ederek göreve başlarlar. Yeminsiz bir bakanın izansız açıklamalarıyla karşı karşıyayız. Ve öyle bir noktadayız ki artık kendinden önceki devri sabık yaratma işini siyaseten başka partiye göre bile yapmamak lazım derler. Kendi partileri içinde yapıyorlar. Tabii bunun ilk örneği değil bu. Esas Süleyman Soylu patenti onda. Diyor ki oğlumu çektim karşıma bakan olunca diyor. Oğlum bak yanına yaklaşanlar olur. Öyle işler olur. Bizden önceki bakanların diyor. Çocuklarının diyor evlerinden ayakkabı kutuları, para kasaları. Aman ha dedim diyor. Bakan kim bakan? Bakanın oğlu Barış. Bakanın kendisi Muammer Bey. Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e söylüyor. Ama o da AK Partiliydi. Ve onun yargılanmasına AK Partililer Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla retoyu verdiler. Siz onu Yüce Divan'dan kaçırdınız. Süleyman Soylu sanki CHP'liymişçesine söylüyor. Aman oğlum diyor, onlar gibi yapma. Bir şey daha söylüyor. Aynı televizyon programı kendini kurtaracak. Benden önce diyor İstanbul'da diyor. Büyük metropollerde bombalar patlıyordu diyor. Atatürk Havalimanı'nda, Beşiktaş'ta bombalar patlıyordu da senden önceki bakan kötüymüş. Ben de bir patlamıyor diyor. Efkan Ala kim? Kim onu atamıştı? Şu anda onu genel başkan yardımcısı yapan kim? O gün ülkenin başbakanı, yürütmenin başı kimdi? Bugün kim? Hepsi aynı kişiler. Kendini kurtarmak isteyen devri sabık yaratıyor. Bir iktidarın tükendiğinin en somut göstergesi budur. Ayrıca
Bugün basın toplantımızı değerli milletvekillerimiz izliyor. Ancak iki milletvekilimizin bir konuya çektikleri dikkati ben de burada kayda geçirmek isterim. Sibel Özdemir, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyemiz ve Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'ndaki temsilcimizdir. Ve Yunus Emre, İstanbul Milletvekilimiz yine Dışişleri Komisyonu üyemizdir. Ve Avrupa Konseyi'nde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ülkemizi ve partimizi temsil etmektedir. Bugün Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde gündem var. Gerekçe Türkiye hakkında ihlal prosedürünü başlatmak, gündem bu. Neyi ihlal etmiş? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklı yükümlülüklerimizi ihlal etmişiz. Ne yapmışız? Mahkemenin beraat ve tahliye kararını uygulamama suçu. Avrupa Konseyi'nin iki kırmızı çizgisi var. İki, bir, yapılan seçimlerin izlenmesine izin vermeme. Ben seçim yapıyorum, konsey temsilci yollayacak oraya, kabul etmeme ya da kabul edip onların istediği gibi denetim yapacak olanakları vermeme. Konsey bir bunu kabul etmiyor. İkincisi de mahkeme kararlarının uygulanmamasını. Diğer konular görüşülür, müzakere edilir. Bunlar kırmızı çizgimiz diyor. Mesela bunu yapan Yunanistan'da darbeden sonra Yunanistan'ı konseyden çıkarıyordu. Ya da Azerbaycan'da keyfi şekilde hapiste tutulan bir mahkum için uyarılarını yaptı, Azerbaycan'ı konseyden çıkarıyordu. Bugün Türkiye'de bu prosedür başladı ve Türkiye'nin ümit ederiz bir uyarıyla falan şimdilik kurtulur ama hemen arkasından emin olun belki de hemen konseydeki oy hakkının askıya alınması gelecek. İnat ederlerse konseyden çıkma. Ya biz o konseyin kurucusuyuz. Avrupa'daki demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün en kurumsal teminatı bu. Ve işin kötüsü bizim ülkemizde adil yargılanmayanların gözü konseyde. Bir İtalyan, bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz bilir mi bu konseyi? Yerini, ne iş yaptığını, kırmızı çizgilerini falan konuşurlar mı? Ama maalesef biz içsel hukuk sistemimizde çözemediğimiz işleri bakıyoruz da acaba Avrupa Konseyi çözecek mi? Avrupa Konseyi'nin baskısıyla burada bir şeyler olacak mı diye. Bizim arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiler, uyarılar hepsi bir yana. Ama bizim çağrımız, yani bunu Dışişleri Bakanı mı anlatır? Adalet Bakanı mı anlatır? Hep birlikte bir cesaret toplayıp beyefendi dediğiniz genel başkanınıza gidin. Beyefendi diye hitap ettiğiniz. Gidin ve deyin ki lütfen Türkiye'nin çok taraflı diplomasi çalışan, Türkiye'nin insan hakları çalışan deneyimli dışişleri bürokratları var. Ankara'da ve konseyde. Lütfen onları çağıralım. Bir kapalı toplantı yapalım. Kimsenin bilmesine gerek yok. Biz bu kararda direnirsek başımıza ne gelir? Bundan Türkiye ne fayda görür ne zarar görür? Hakikaten böyle bir saçmalığın, böyle bir inadın Türkiye'ye de hattı zatında ülkeyi yönettikleri için bu AK Partililerde hiçbir faydası yok. Ama farkında değiller. Dosyanın bomboş olduğunu bütün dünya biliyor. Gözümüzün önünde beraat verdi. Çünkü yargılamada hepimiz oradaydık. İddianame okundukça, savunma da bunu çürüttükçe böyle kürsünün altına kayıp kaybolan bir tane savcı gördüm ben orada. Diyorlar ki FETÖ'cüler vaktiyle yazmış. Yurt dışından 6000 tane pizza sipariş edilmiş. Diyor ki arkadaşlar biz o gece İstanbul'daki bütün pizza siparişlerinin dökümünü istedik. 16'dan fazla pizza söylenen yok. 6000 pizza satan bir yer yok. Böyle bir sipariş yok. Devlet elinizde kanıt koyun. Yurt dışından sipariş ödemesi nereden yapmış? Kanıt koyun. Yok, FETÖ'cü öyle yazmış. Bu da kopyala yapıştır. Böyle bir kademe kayıyor aşağıya. Her soruda gömüldü. Hakim artık gülerek her ne kadar bu iddia edildiyse de hiçbir somut delile dayanmadı anlayışında hepsinin beraatine dedi. Salmadılar Osman Kavala'yı. Çünkü Osman Kavala mahkeme savcısı iddialarını ispatlayamadı. Mahkemede oy birliğiyle beraatine karar verildi. Ama Türk hukuk sisteminde olmayan bir jüri, kendisini millet jürisinin başkanı olarak gören birisi tarafından
Mahkemenin beraat kararı tanınmadı. Bırakmayın onu dediler. Başka bir dosyayı saatler içinde açıp yeniden tutukladılar. Tayyip Erdoğan kendini mahkemeden üstün, tek başına karar verebilen bir jüri olarak görüyor. Bütün sorun buradadır. Bu sorun açılmadan Türkiye'nin de önü açılmayacaktır. Ruslar Pekcan konusuna kısaca değindim ama yeni birkaç gelişme var. Bunların kayda geçmesi gerekiyor. Toplantıya Covid tedbirlerinden katılamayan bazı basın mensupları da iletmişler meseleyi. Onun için tekrar dile getirelim. 5 ay önce Ruslar Pekcan kendi kocasının ortak olduğu kendi şirketinden kendi bakanlığına fatura kesmekle, 2 fahiş fiyatla geçmekte, dün belli oldu ki bozuk ürünleri de fatura etmekle suçlanıyor. Ama bizim bunu mecliste soruşturma komisyonu önermek için yeterli imzamız yok. 400 milletvekilinin evet demesine ihtiyaç var. AKP evet demeden olmuyor. Ve bu halde bu bakanı koruyorlar. Kaldı ki kendi konutunu da, bakanlığı sürecinde oturduğu konutu da bakanlığa tadilat yaptırmış, içini döşettirmiş falan, bunlar da var. En son dün bir dilekçe ortaya çıktı. Mahkemeye başvurdular, mahkeme dilekçesi. Dilekçede eski ortağı diyor ki, bozuk ürünleri piyasaya vermeyelim dedik. Bakın video kaydı burada. Bunları süzdüler, müzdüler, yeniden piyasaya verdiler, suç işlediler. Hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Beni de diyor, zararı uğrattılar. Bu Ruslar Pekcan konusunda AKP hala suçuyor, hala sesini çıkarmıyor, hala Yüce Divan'ın yolunu açmıyor. Anayasada 400'e koyarak bu imkanı, bunu çok imkansız hale getirdiler ama bu kadar açık bir yolsuzluk, hırsızlıkta bile benim hırsızım iyidir kimseye elletmem diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir başka, artık normal şartlarda herhangi bir ülkede olsa bu bomba, bomba gibi patlar yine. Suç İşleri Bakanımızın son suçlu tanıdığı kuzen Mehmet Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Invamet diye bir firmadan satış yaparlar. Bu firmanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın 2 sistemi var. Bu sistemlerden birisi ürün takip sistemi, bir tanesi sağlık uygulama tebliği. Ürünlerin eşleşmesini bozmuşlar. Verdiği ürünü ödenmesi gerekenden pahalı fiyata SGK'ya satmışlar, parayı almışlar. Kim? Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu. 1 milyar lira dolandırmış. SGK'nın başkan vekili Şubat ayında 7 müfettiş görevlendirmiş. Mehmet Soylu Şubat'taki görevlendirmeden 3 ay sonra şirketten istifa etmiş. Soruşturma ilerlemiyor. SGK'daki yetkililer bu işi örtbas edecekler, aman dikkat diyor. Bu arada soruşturma görevlendirme yapan başkan vekilini de görevden almışlar. O da bar bar bağırıyor. Benim olayla ilgim yok, ortaya çıkaran benim diyor. Ve bu durumda bu kadarı bombayken bir değişiklik talebi var yönetmeliğe aykırı olduğu için. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yürütüyor ya soruşturmayı. Bu soruşturmanın oradan alınarak müfettiş kökenli olmayan bir ismin soruşturmanın başına getirilmek isteniyor. Bunun SGK iç yönetmeliğine aykırı olduğu tespit ediliyor. Ve SGK Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevden alıp yerine başkan, bu konuda eğitimli ve yetkin olmayan birini getirip soruşturmanın başına çözeceklerken bu yönetmeliğe aykırı oldu diye yeni yönetmelik taslağı hazırlıyorlar. Bu teftişi teftişten gelmeyen, teftiş kurulunda olmayan birisi bu teftişin başına getirilebilir diye. Meseleyi örtbas etmek için SGK'daki çığlık, SGK'daki isyan budur. İçişleri Bakanı'na bakınca SGK'daki yolsuzluktan çıktı. Çevre Bakanlığı'ndaki yolsuzlukta da vardı. Sezgin Baran Korkmaz meselesinde de vardı. TODEX vurguncusuyla da vardı. Adeta İçişleri değil, Suç İşleri Bakanı olarak. Nerede bir suç varsa ya bir yakını çıkıyor ya da dönüyor dolaşıyor, o suçluyla fotoğrafı çıkıyor. Nasıl beceriyor? Ne kadar büyük bir şey. Yani bir tane savcı hiçbir şey yapmasa, Süleyman Soylu'nun selfilerine, Süleyman Soylu'nun baş başa fotoğraflarına baksa, hani hukuk sistemimizde yok ama önleyici gözaltı, Süleyman Soylu'yla fotoğraf çektireni gözaltına alsan
Türkiye'deki suçların üçte biri işlenmez. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama biz takip etmeye devam edeceğiz. Son konumuz hayat pahalılığı ile ilgili. Bir kez daha bunu gündeme getirmeyi önemli bir görev biliyoruz. Dün yeni bir algı operasyonu yaptılar. 9 ildeki 10 büyük hale baskın yaptılar. Ve bu baskınlarda hallerde fiyat denetimi yaptılar. Yani meselenin kendisi şu. Bizim suçumuz yok. Bütün ahlaksızlık salatalıkta. Terörist kabakla mücadele ediyoruz. Taze fasulyeyi zaptırapt altına almadıktan sonra bu reisimize karşı kurulan bir tertiptir. Darbeci baklagiller var memlekette. Aslında her şeyin ucuz olması gerekirken mercimek, salça, nohut, bulgur, kuru fasulye naf dinlemiyor. Utanmaz terörist başı kuru fasulye 22 lira olmuş. %45 zamlanır mı adam bir ayda? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Taze fasulye %68 artmış. Hükümeti zor durumda bırakmak için. Şeftali %81 zam almış. Darbeci şeftali. %88 fiyat alan kabağın kastının milli irade olduğu bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuz çok açık. Ve terörist başının adını buradan açıkça söyleyelim. %128 ile terörist başı salatalıktır arkadaşlar. Terörist başı salatalığın burnunu sürtmek reisimize ve onun görevlendirdiği hallere baskın yapan arkadaşlara. Ona düşmektedir. Yoksa tarım üretimi yarı yarıya azalmış, yarı yarıya tarım üretimi düşmüş, fiyatların artmasında bunun etkisi yok. Girdi maliyetleri %45, %80, %135, gübresine göre %300'ü buluyor. DAP gübresi için, üre gübresi için baktığınızda en çok kullanılan gübreler. İlacın fiyatı artmış, mazotun fiyatı artmış, tarımsal sulama, elektriğin fiyatı artmış. Bunların hiç etkisi yok. Bunları yönetememenin etkisi yok. Bütün suç salatalıkta, taze fasulyede. Onları alan, onları eken çiftçi de, onları alan toptancı da. Bu algı operasyonunun milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını, seçimde de bunun gereğinin ne şekilde yapılacağını bir kez daha görüyoruz. Milletimizin ferasetinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Buyurun. Birinci soru son konumuzla ilgili efendim. Ben bu sanıyatta önceydi. Yurt dışından ithal edilecek bazı tahıl ürünlerine sıfır gümrük vergisi getirildi. Tam da gününde. Sanki bu çiftçilerimizi zor durumda bırakmaz mı? Zaten bir sıkıntılar vardı. İkinci soru da özür dilerim. İstanbullulara yakında ilgilendiren metro işareti, UVM harfleri bir anda taşma konusu oldu. Deniliyor ki bu RAI şirketi kurulup İstanbul'da kurulan bazı metro hatlarının yanlısı ulaştırma ve altyapı bakımı tarafından bakımlar devredileceği, o şirkete de devredileceği dile getiriliyor. Bu iki başlık şimdi birincisi, geçen hafta tam hububat alım piyasası açılacakken, yani siyaseten rahmetli, Allah uzun ömür versin, Berat Albayrak diyordu ya, burası çok önemli. Hububat piyasasının açılacağı gün Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. İşte nohutta, mercimekte, bulgurda, kuru fasulyede, hububatta gümrük vergisi sıfırlandı. Bu şu demek, dışarıdan getirmenin hiçbir maliyeti yok. Bu şu demek, bugün açılacak hububatın bugün verilecek fiyatları aşağıya çekmek demek. Bu kendi çiftçine yapılmış en büyük kötülüktür. Yani bundan kötüsü olmaz. Hani böyle getirsen bu işin başına böyle bir şeytan koysan. Ya düşün bir şeytanlık. Bu çiftçiyi, bu ürünleri üreten çiftçiyi nasıl zor durumda bulunsun dense şeytanın aklına gelmez yaptıkları. Aklına gelse yapmaya cesaret etmez. Ama bunu yapacak bir bütüncül kötülükle karşı karşıyayız. Bir kötülük aklı hakim olmuş. Çiftçisini düşünmeyen, üreticisini düşünmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Yaptıkları işin de fiyatlara olumlu yansıyacağı falan yok. Çünkü sorun başka bir yerde. Sorun kendine yetecek nohutu, bulguru, fasulyeyi üretecek durumda olan çiftçiyi öldürmüş olmakta. %50'lik düşüşten bahsediyoruz.
U ve M meselesi, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 3Y ile mücadele edecekti. Yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla. Hamdolsun 3'ü de aldıklarından fersah fersah ilerdeler. Ama bir sonraki hükümetin içi daha zor. Bu 3Y ile mücadele edecek, bir de 4Y var, yüzsüzlükle. Bu yapılan işin adı yüzsüzlüktür. Ulaştırma Bakanı, kendisi İstanbul Metro AŞ'den sorumlu genel sekreter yardımcısı iken bu işleri İBB'nin yapması gerektiğini ama kendisi seçimi kaybedince oradan alınıp önce bakan yardımcı, şimdi bakanlığa, birçok bürokratı da oralara serpiştirdiler. Şimdi metro yapma yetkisini İstanbul Büyükşehir'den almaya niyetliler. Bakın esas niyetleri neydi biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu devlet güvencesi gücü olmadan bir metre bile metro yapamaz. Rezil olur, biz de bunu söyleriz diyorlardı. Zaten Ulaştırma Bakanı Adil Bey kendi o görevdeyken 10 metro ihalesinin 7'sini önce iptal ettiler. Daha sonra dendi ki ya uluslararası anlaşmalar var. Burada bu parayı bizden alırlar, ihaleyi iptal edersek cayma bedelleri var. Onun yerine yılda bir metre yaparmış gibi yapalım. O metroları Ekrem İmamoğlu geldi, ekibiyle birlikte oturdu. Metro AŞ'nin başına bu alanda dünya çapında tanınan çok iyi yetişmiş bir Türk kadınını getirdi. Finans boyutunda çok yetkin isimlerle çalıştı. Dünyadaki kredi sağlayıcılara güven verdi. 7 metronun finansmanını buldu ve şimdi İstanbul'un altında İBB'nin araçları köstebek gibi ilerliyor. Tıkır 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 tıkır. Dün çıkmış Ulaştırma Bakanı. Ya diyor iktidardasınız, bir metro açılışı yapsana. Ya senin bıraktığın inşaatı, durmuş inşaatı harekete geçirdiler. Bugün dünya ticaret, İstanbul Ticaret Merkezi olarak anılan yerin metrosu durmuş muydu? Durmuştu. Yoktu. Senin döneminde durmuştu. İBB seçimleri yapılmadan önce durmuştu. Oraya kaynağı buldu mu? Metroyu getiriyor mu? Vallahi ben içine girdim. Tıkır 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 ilerliyorlar. Günde 2.2 metre mi? 22 metre mi ne? İlerliyorlar. Planlanandan hızlı ilerliyorlar. Ve yetiştirecekler. Bunu görünce yapamıyorlar demek yerine yaptırmayalım demeye başladılar. U koyacaklarmış. O U'yla Ulaştırma Bakanlığı metro yapacak. İBB'nin neden yapabildiği görülmesin diye. Milletimiz bunu görüyordur herhalde. Bu U utanmazlığın U'su, başka bir şey değil. Bu U isteyen diyor işte Unterbahn Almanya'daki ismiyle diyor bilmem ne. Ya 20 senedir M var Türkiye'de de. 20 sene sonra U koyuyorsan ve sen buna ya Almanya'dakinin adını koydum diye kandırıyorsan, o bu yer altından gidiyor ya metro. O Unter dedikleri veya Under dedikleri yer altı. Bu siyaseti yer altına indirmektir. Milletin gözünün önünde mağlup olanlar yer altından siyaset örgütlemeye çalışıyorlar. Elindeki kamu gücünü aleyhe kullanarak. Bu inatta bunu yaparsanız ne olur? Bunu yaparsanız 31 Mart 23 Haziran arası ne olduysa olur. 31 Mart'ta 13.600 fark 806.000 olurken Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yaptınız diye millet vurdu tokatı. Ortağınızdan bir diyordunuz ki Osmanlı tokatı vuracağız Ekrem'e. Millet dedi ki o kadar kolay değil. Tokatı vuracaksan ben vururum. Bu Cumhur İttifakı'nın ensesini demokrasi tokatını patlatıverdi. Bu tip işler milletin vicdanından döner. Bu da dönecektir. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.